Merhaba, bugünkü videomuzda hamur yoğurma makinalarını konuşacağız. Sizlerden pek çok soru alıyorum. Hangi makinayı alayım, nelere dikkat edeyim, bu makinenin temizliği nasıldır, kapasitesi nasıldır, gücü nasıldır vesaire gibi. Ben de kendi tecrübelerimi sizinle paylaşmaya karar verdim. Öncelikle genel birkaç şey söylemek istiyorum. Hamur yoğurma makinesi alacaksanız gücünün iyi olmasına dikkat edin. Yani 1200 watt ve üzeri olan bir makine alın. Daha alt bir güçte makine alırsanız hamur yoğururken zorlanacağı için ısınacaktır ve ısınan hamuru da toplanmayacaktır. Size çok güçlükler yaşatacaktır. Bu ana ilkeniz olsun. Bunun haricinde gelelim benim tecrübelerime. Ben eskiden yani 4-5 yıldır mutfak robotu kullanıyorum. Mulinex marka. 900 watt idi kendisi ve çok da memnundum. Şahane makaronlar, kekler vesaire yapıyordum. Köfteler yoğuruyordum falan falan. Sonra ekşi mayalı işlere başladım. Benim makine tabii ki kapasitesi yetmemeye başladı. Bir de siz her gün ekşi mayalı bir hamur yapıyorsanız makineyi gerçekten çok zorluyorsunuz ve problem çıkmaya başlıyor. Sonra ben 1500 ve 1700 wattlık iki tane daha mutfak robotu aldım. Bunlar çok fonksiyonlu aletlerdi. Yani hem sumutu aparatı var, hem içli köfte yapıyorum onunla falan. Bir tanesi 1700 watt, Kenwood X-Large Titanium Chef. Bulabildiğim en güçlü makine oydu. Makinenin tanıtımında 4 kilogramlık hamur yaptığı yazıyor ama kesinlikle doğru değil. En fazla 2 kilogramlık hamur yapabiliyorsunuz. Yani en fazla 2 ekmeklik hamur yapabiliyorsunuz. Bu tür makinalarda avantaj ve dezavantaj bağlamında konuşursak çok parçalı olması, farklı fonksiyonlarının olması güzel. Dezavantaj ise hep başını beklemeniz gerekiyor. Sürekli hız ayarını değiştirmeniz gerekiyor. Yavaş, orta, sonra birden hızlandırıp hamuru toplamanız gerekiyor. Ve özellikle hızlı döneminde mutlaka tezgahta sabitlemeniz gerekiyor. Nitekim benim makinem iki defa tezgahtan aşağı atladı, kırıldı, tamir ettirdim falan. Şimdi sesi bir garip çıkıyor. Performansını yakalayamadım. Bu tür makinelerde hamurunuzun iç ısısını ölçün daima. Yani 30 dereceleri buluyor ve o zaman da hamuru bir türlü toplayamıyorsunuz. Sebebin bu olduğunu da anlamazsanız işte biraz un ekleyin, katılaşsın vesaire böyle içinden çıkmaz bir hal alabiliyor. Ama avantajı da tabii ki çok fonksiyonlu olması. Bir mutfakta mutlaka bir tok robotu olmalıdır diye düşünüyorum pastacılık işlemleri için. Ve ben 4 aydır da hamur işlerimde Mataş Mini Chef kullanmaya başladım. Spiral mikser kategorisinde oluyor bu. Stand mikserleri, spiral mikserler ve planet mikserler diye ikiye ayrılıyor. Planet mikserler aynı zamanda stand mikser görevi de gören hem pastacılık işlemlerinde hem hamur işlemlerinde kullanılabilen makineler. Spiral mikserler ise sadece hamur yoğuran makineler. Ben de zaten Kenwood olduğu için ve Mulinex olduğu için onları yan yana koydum. Çırpma vesaire işlemleri yapıyorsam orada yapıyorum. Hamur yoğuruyorsam Mataş Mini Chef'te yapıyorum. Mataş Mini Chef'te ister 1 ekmeklik hamur yoğurayım, ister 6 ekmeklik hamur yoğurayım, aynı performansı elde ediyorum ve kesinlikle ısınmıyor hamurlar yaparken. O nedenle de otolizde yapmama gerek kalmıyor. Ama Kenwood gibi makinalarda hamur yapacaksam otoliz yapıp yani suyla unu karıştırıp buzdolabına kaldırıyorum en az 1 saat. Ondan sonra rahatça hamurumu yoğurabiliyorum. Öteki türlü ısınma problemiyle karşı karşıya geliyorum. Mataş'la ilgili de şu sıkıntılar var. Kazandan hamuru almak zahmetli mi diye soruluyor bana. Temizleme nasıl diye soruluyor. Bunlarla ilgili videolar hazırladım. Konuşmamın sonuna ekleyeceğim. Oradan karar verebilirsiniz. Zahmetli mi? Bana sorarsanız biz alıştık artık. Hiçbir zorluğu yok. Çok da güzel hamur yoğuruyor. Onun için o minik zahmetine katlanıyoruz. Ben kullanmadım ama takipçilerimden gelen yorumlardan biliyorum. Mataş'ın bir de Planet mikseri var. Kazanı çıkıyor, temizliği bakımı daha kolay ve aynı zamanda çırpma işlemlerini de rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Siz ihtiyacınıza göre karar verin. Eğer niyetiniz her gün ekşi mayalı ekmek yapmaksa, mutfak robotunu bu amaçla kullanmanız çok mantıklı olmuyor. Bunu şuna benzetebiliriz. Buzdolabı soğutma fonksiyonuna sahip. Siz odayı soğutmak için buzdolabının kapağını açar her gün karşısında oturup serinlerseniz o buzdolabı mutlaka bozulacaktır. Bu da aynı ona benziyor. İhtiyacınıza göre karar verip hareket edebilirsiniz. Videomun devamı için iyi seyirler diliyorum.
olan samurlarla da performansı gayet iyi. Burada %100 tam buğday unundan yapılan 500 gramlık unlu bir hamur var. Hamurumuzun hazır olduğu bakınca görülüyor zaten. Şekil alıyor ama bir de böyle gluten penceresi bakabiliriz. Elimizi ıslatıp da bakın hamur çok güzel bir şekilde sünüyor. Şimdi hamuru nasıl aldığımızı bakalım. Kazandan nasıl alıyoruz hamuru? Şöyle bir şey kullanarak hemen yanındaki kaba aktarıyorum. Biraz dönmesini sağlayacağım. Hamuru kurtarabilmek için. Evet, büyük bir çoğunluğu aldım. Yine biraz döndürerek hamurun elimle alacağım. Elimi ıslattım ve kalan hamurları topladım. Arkasından bir hamur daha yapacağım. Arka arkaya yapacağım hamurlarımı. İçine bakarsak çok da içinin kirli olmadığını görürüz. Arka arkaya hamurları yaptık. Artık temizlik vakti geldi. Sevgili asistanım Ayrin temizliğini yapacak. Önce bir miktar su dolduruyor kazana ve sonra bir bulaşık teli aracılığıyla tüm hamur kalıntılarını temizliyor. Yani mekanik bir temizlik yapılıyor burada. Eğer yağlı bir hamur kullanmışsanız ya da çeşitli içerikleri olan kuru domates vesaire bir hamur kullanmışsanız sabunlu suyla da temizlik yapmanız gerekebilir. Kazanı manuel bir şekilde döndürebilirsiniz. Toplam temizlik süresi 3 dakikadan daha kısa sürüyor. O nedenle videoyu hızlandırmadım. Orijinal süreyi görün istedim. Bu makine ile ilgili en çok gelen soru temizliği ile alakalı çünkü. Sonra bir sünger aracılığıyla içerideki kirli suyu çektiriyor. Şimdi de ıslak bir mutfak beziyle temizliğin son etabını yapıyor. O kadar güzel ve sorunsuz hamurlar yapıyorsunuz ki Mataş'la. Bu 3 dakikalık temizlik size zor gelmiyor. Diğer türlü mutfak robotunda hamur ısınıyor, yayılıyor, tezgaha alıyorsunuz. Toplanmıyor bazen. Sürekli başında bekliyorsunuz, hızlandırıyorsunuz, yavaşlandırıyorsunuz. Sanki bir doğum sancısı gibi. Oysa Mataş kendi kendine çalışıyor. Siz o arada diğer işlerinizi yapabiliyorsunuz. Hamur yoğurma süresi ortalama 10-12 dakika.
Tabii ki büyük miktarda yoğurursanız bu 15-20 dakikaya kadar çıkacaktır. Evet, temizliğimiz bitti. Hızlı çekimli Kenwood makinesinin tezgah üzerinde nasıl hareket ettiğini görelim. Videomu yararlı bulduysanız beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve alarm ziline dokunmayı unutmayın lütfen. Şimdi sizi son olarak Kenwood'un orijinal sesiyle baş başa bırakıyorum. Gürültü için hepinizden özür dilerim.